Evet. Dayımızın yanında, tamam kapat. Dayımızın yanında biz ayak ayak şu adam geğiriyor. Şey, kötü örnek oluşsun. Ah. Şöyle geliyor. İşte bu espri yapacaktım. Vallahi benden daha zekalı çıktı. Şöyle göster. Göster Onu şovunu yap. Elinden, yok, kabını gösteriyor. Kardeşim mi vardır? Gay panik. Sen kaç yaşındasın şu anda? 19. 19. Hanımefendi siz? 19. Evet arkadaşlar, görüyoruz mu 19 yaşındaki insanları? Neyse. Buyurunuz efendim, buyurunuz arkadaşlar. Ayaklarınızı indirelim masada. Çaylara dikkat edelim. Biraz dik duralım. Kitaplar önemli. Şuraya bakıp konuşacağız, tamam mı? Bu bakıyorsun Ceyda videoda yok. Alıyor. Bunu pırsız koyacağım mı? Alıyor. Ben acaba şu anda donum gömlek altı şöyle giyiyorum, altı pehlivan gibi. Ayağım şey. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hariçten Gazel'in bambaşka lezzetli bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ne biliyorum lan? Evet. Başımızın tacı, Z kuşağı bugün konuğumuz Ceyda ve Ahmet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rock and roll. Evet arkadaşlar, başımızın tacı Z kuşağı bugün konuğum oldu. Bir Dede Korkut misali. Onlara başımdan geçen hikayeler anlatacağım. Yine Z kuşağına laf yok. Yine ben anlatıyorum. Yine ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz. Alttan silah var, dinlemek zorunda kalıyorum. Alttan dürtüyor mu, dinlemek zorunda kalıyorum. Alttan zorlamıyorsun. Adamları, kadrın neresindeyiz bilmiyoruz ya. Penguen gibi. Adamları hem misafir edip hem de ben anlatıyorum falan. Nasıl bir konsept? Arkadaşlarımız buraya gelirler, kültürleniyorlar. Burası aynen, bir kültür evi gibi düşünün arkadaşlar. Hem paylaşabilirsiniz burada, evet, dostlarla. Toplam 6 tane kitap var. Hem de kültürlenebilirsiniz. Dostoyevski. Bakmadan oku. Evet. Dostoyevski işte, daha biliyorsun kadar. Dostoyevski. Gördüğünüz değil mi? Hiç olmasa adını söylettirebiliyorum. Arkadaşlar, Dostoyevski'den Yeraltından Notlar. Bu kitap Zeki Demirkubuz'un Yeraltı diye bir kitap filmi vardır. Belki izlemişsinizdir. Şey oynuyor, Engin Günaydın oynuyor. Böyle bir sanat filmi. Buradan öykündüğünü söylerler çünkü bu da bir öykü. Gay panik. Geçtim. Mutlaka okurum. Olasılıksız tabii, öneriyoruz. Evet, aynen, kitap önerme köşemizde bugün. Gençlere kitap öneriyoruz. Yine ben öneriyorum, onlar dinliyor. Olasılıksız, Adam Faver. Bu biraz okuması sıkıntılı. 4 tane hikaye aynı anda gidiyor. Hem de böyle atraksiyonlu bir şey ama öneriyorlar bunu da. Bunu mutlaka okurum. Ciddi söylüyor. Vallahi. Ha. Bu arada o tek olay da ciddiydi. Harbi mi? Evet. Aynen, güzel kitaplar var ya. Videoda öyle bir bakıyorsun, neresi ciddi neresi değil. Aynen, ciddi ciddi. Kitaplar konusunda şöyle bir ciddiydi. Bu koyun hayvan olmayın çiftliği, ben hep bunu çocuk kitabı falan sanıyordum ama aynen, işte bir siyaset, bir ülke yönetimi. Bu şey işte, koyun olmayın amaçlı, domuzlar tarafından yönetilmeyin, koyun olmayın amaçlı bir kitap bence. Tamam. Bunda şey var. Biraz Kafka dönüşüm. Kafka'nın olayı şu, bunların hepsini ölmeden önce yazıyor. Diyor ki yani hiçbir yerde yayınlanmasın bu kitaplarım diyor. Sonra en yakın arkadaş ölür ölmez bütün eserlerini yayınlatıyor Kafka. Bunun sınavına girmiştik. Yani bunun internetten bir sayfalık özetini okudum, biliyor musun? Az çok önemli. Ve sınavı geçtin mi? Yani böcek oluyorum. Evet. Yine dost kazığı. Aynen öyle. Bir de bunun muydu o? Sadece bir tane kitabı kendi öz dilinde. Diğerlerinin hepsi şey, o da Milano'ya mektuplar olmuş lazım. Hepsi Rusça. Aynen. Bir tane tamam, kitabı diye sadece şey. Teşekkürler. Gençler, 1984. Bunu öneriyorsun dakika başına. Aynen. Evet, çünkü Big Brother. Her ortamda konuşuluyor bu ve bundan böyle alıntılar yapılıyor. Bilmeyince de ayıp oluyor, cahil gibi oluyor. Deminki durum gibi oluyor işte. Evet, Outliers'ta çizginin dışındakiler, çizgi diyor. Cızgı. Çizginin dışındakiler, bu da böyle başarı öyküsü gibi. Evet arkadaşlar, kitap tanıtımımız bu şekildeydi. Evet, kitap tanıtara geçmeyecek tabii ki de bugün. Yani güzel boş şey yapacağız biraz. Ayrıca güzel, güzeldir. O zaman ağzımız datlansın. Yan taraftaki marketimizden. Evet, gençlere hizmette sınır yok. Şekli şahane. Aynen öyle. Açalım, yiyelim. Ağzımız datlansın. Aynı zamanda oğlum her şey bir videoda var. Kitap tanıtımı. ASMR. Oha diyorum ki ben yemek yiyip şey yapma. Fırat, Fırat başladı, bekliyor kışkırtma. Kışkırtma olacak az sonra. Bunu neyle yiyeceğiz? Elle mi? Ama ara buz değil mi? Elle yiyoruz aynen. Oo, bir kamera gösterelim önce. Yok ya, asılacağız bunu. Şöyle göster. Göster, şovunu yap. Yok, kabını gösteriyor. Kaneştirme vardır. Şimdi düşüyormuş böyle bak. Hep düşürüyorlardı ya. Evet, birer tane alalım. Alınmıyor yalnız. Alınmıyor, lazım, kesmen gerekiyor işte. Çatal da lazım yemekte. 6 tane ekşi yüz aynen. Ekşi yüz mü oldu sizin zamanınızda onun adı? Benim zamanımda sulu gözlü. Valla. Buyurun. Aa, evet. Biz ekşi gözlü. Ekşi gözlü. Diğer çatallar yıkanıyor. Tamam, ben arabım. Bakalım nasıl bir şey. Diğer çatallar. Irkçılık yapmıyorum. Neden? Türkiye'de üreten hiçbir ıslak çek ıslak değil ya.
Kuru kuru. Ekonomi. Güzel anketler kupkuru. Bunu mikrodalgaya koysam güzel olur ama. Belki içindeki çikolata sıvılaşabilir. Teşekkürler gerçek hayat görüntüsü attığın için. Eyvallah. İlk hikayemize başlayalım arkadaşlar. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Kitapları ön plana çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Ege ve Ceyda, videonun başında Ahmet dedik de neyse. Kendileri benim yeğenim oluyorlar. Yeni, yeni nesil yeğenler böyle, dayılar da böyle. Evet, ilk hikayemiz. Hikayemiz. Bundan kaç yıl önce gidiyoruz? Sen kaç yaşındasın şu anda? 19. 19. Hanımefendi siz? 19. Evet arkadaşlar, görüyoruz ama 19 yaşındaki insanlara neyse. Senin 3 yaşında olduğun zaman, yani 16 yıl önce gidiyoruz. 16 yıl önce ben Ege'lerin evinde yaşadığım bir dönem vardı. Ders çalışıyorum falan o anda. Kıntılıyım. Gözümün içi maktaki delikanlı arıyorum falan. Uykusuzum falan filan. Böyle uyumuşum gündüz vakti. Ege'lerin evinde. Kanepede uyumuşum. Ders çalışmakta yorulmuşum, uyumuşum. Şöyle bir travmayı düşünün arkadaşlar. Uyurken bir anda güm diye bir ses. Başınızda inanılmaz bir ağrı ve karşınızda bir tane çocuk diye geliyor. Peki elinde ne var? Süpürge, metal süpürge borusu. Yani sen ben uyurken metal süpürge borusunu alıp ben uyuyorum orada. Diye gülüyor. Kafam bir vuruyor. Ben öyle uyanıyorum. Allah! Diye boğaza sanıyor. Ablam girdi, ne oldu lan? Ay canım. Uyandırma servisi var. Niye böyle bir şey yaptın ya? Sonra ders çalıştı, uyandırmış. Teşekkür ederim. Ay dayısının gülü, ben ders çalıştım. Kafası şiş böyle. Kızarmış. Benim şiş kafa. Adam yani süpürgenin metal borusunu kafama vurarak uyandı. Yani uyan adamı böyle vuruyor. Kafayı güm diye. Bura böyle şiş kaldı tek boynuz. Bu bir. Birinci hikayem. Biz bir dönem bu arada aynı evde yaşadık o küçükken. O yüzden böyle bir hikaye var. Hikayede Ceyda sizle pek yaşamadığım için. Aynen. O yüzden böyle bir hikayemiz yok. Son ikinci hikaye geçiyorum Ahmet'le ilgili. Hayır, olsa da Ceyda zaten böyle uyandıracak bir adam değil yani. Evet. Evet. Normal evet, dayıcım evet. Uyuyor musun? Uyan falan. Evet, şöyle böyle. Evet, evet. Sen benim küçüklüğümü bilmiyordun galiba. Yine bu arada Ege'lerde kalırken Ege'nin annesi benim ablam oluyor. Ablamın da arabası vardı. Bana verdi, ben de geziyorum. Araba bende. Ben kullanıyorum arabayı. Bir vakitten sonra araba böyle sürüyorum ya. Araba sağa çekmeye başladı. Araba devamlı sağa çekiyor. Bak bu hikayeyi bu kadar detaylı bilmiyorsunuzdur. Hiç bilmiyorum. Sen bilmiyordur. Araba sağa çekiyor. Allah Allah, bu arabada ne sıkıntı var? Niye bu araba sağa çekiyor? Rötbelansa götürüyoruz. Arabada bir problem yok. Araba düzeliyor falan. Yani arabaya baktırıyoruz, bir sıkıntı yok. Neyse ben uyumuyorum. Böyle arada başım ağrıyor. Yine Ahmet ne yaptı acaba? Gece ben uyurken sessizce gelip beni kafama vuruyor mu acaba falan diye neyse. Sonra ben böyle bir sabahları kötü uyanmaya, halsiz uyanmaya başladım. Dayak yemiş gibi. Dengem bozuluyor falan böyle. Sonra yavaş yavaş sol kulağım tıkanmaya, duymamaya başladım. Kulağım tamamen kapandı. Meğersem araba sağa çekiyor ya, benim sol kulağımdan duymayınca ben. Araba o yüzden sağa çekiyormuş. Arabada bir sıkıntı yok. Benim kulağımda bir sıkıntı var. Hiç duyum tamamen kapandı, hiç duymamaya başladım. Ege'nin babası doktor ve hep beraber hastaneye gittik. Benim kayınçonum sol kulağı duymuyor. Sol kulağım ameliyatlı. Var ya bir tane adam. Tayyip Ali falan bir adam dövüyorlar ya. Ha bilmiyorsunuz. Evet abi. Yine bir boomer esprisi yaptım. Y kuşağı esprisi yaptım. Z kuşağı anlamadı. Benim bakış izin varsa. Senin bakış izin. Dayılar. Böyle daha iyi, böyle daha iyi. İkinize beraber şey, hükmedebiliyorum. Her cümlede böyle böyle. Son bir dayı vardı. Ve bütün yeğenleri hükmedecekti. Neyse. Şimdi ne var? Böyle kamera gibi bir şey sokuyorlar. Hem de görüyorsun. Vakum gibi bir şey çektiriyor. Çıkıyor. O zaman öyle bir şey yok. Bu arada Ege diş hekimliği öğrencisi. Ceyda da tıp öğrencisi. Şu anda Ege 2. sınıfta, Ceyda 1. sınıfta. Sonra kulağın arkasına şöyle bir tablo koyuyorsun. Şöyle bunu bir tabak gibi şöyle düşün. Adam şunu tutar mısın şu şekilde? Onu hala yapıyorlar ya. Bir tut. Tuttum. Şimdi hemşire Ceyda, tamam mı? Sen bensin. Bu ben nasıl de, bir pozisyon? Ben de doktorum bunu şöyle çekiyor şöyle. Allah'ım ya. Yapıyor. Su giriyor böyle beynin içine kadar, Allah kahretsin böyle teknolojiyi. Var da 2000 yıllar gelsin de. Şimdi niye bulandık kaldı falan diye orada ağlıyorsun. Su geliyor, fış diye çıkıyor, fış diye çıkıyor. Adam aaa! Oradan adam aaa! Falan Ayşe teyze. Ayşe teyze çamaşır suyuna yıkamış şey. Neyse. Adam böyle aaa ne oluyor ya falan dedi. Hani bakayım, hani bakayım falan. Bütün odadaki herkes toplandı, benim kulağımın içinden çıkıyor. Şey bakıyor, ben böyle dımıldayamıyorum. Oradan bana bağlı göster. Ben böyle kaldım orada. Buradan herkes aaa falan filan. Telefonlar çaldı. TÜBİTAK falan arıyorlar. Efendim, Türkiye'de bir görünen tıp öğrencileri geliyor. Tanıma meclisi ne olacak? Tıp VIP Amerika'da şeyler iniyor. Ama sen de böyle sıvı sıvı projesi. Ben oradayım. Bana bak göstereyim lan. Sıvı TV'yi biniyor. Lay down on the floor falan filan diye böyle bir sıvı durdurdu herkes. Etrafı çevirmişler. Etrafı çeviriyorlar o maddenin inceli vakti, ben hala biliyorum. Allah muhabbet aşkına bir göreyim. Ne olursa bir göreyim yeter artık. Herkes görüp dinliyor. CNN International falan geliyor. Sen yalvarıyorsun orada canlı yayında. Ben hala görüyorum. Ben hala canlı yayında lütfen ben de göreyim falan yaptım. Cımbız gibi şey anlatıp bir gösterdi. Nohut filizlenmiş. Ben mi sokmuşum? Ben mi sokmuşum? Ya. Nohut filizlenmiş. Adam dedi ki bir süre daha gelmeseniz o filiz zardan böyle
Yani filizden tutup çekerlerdi. Ne olacak değil mi? Artık Groot mu olacaktım? Ah. Şöyle geliyor. İşte bu espri yapacaktım. Vallahi benden daha zekalı çıktın. Yani iki gün daha beklesem Groot var ya, ona dönüşecektim. Galaksinin yıldızlarındaki. Yıldızları ama. Koruyucuları değil, yıldızları. Galaksinin koruyucuları Groot olacaktım. Böyle filizlenmiş, ortasına şöyle bir nohut böyle tomurcu açmış, yeşil. Sağa sola filiz gitmiş. Yani iki gün daha gelmeseniz Amerika'da o filmlerde oynayabilecektim Marvel'da. Keşke iki gün daha gitmeseydim. Sonra Allah'ım. Bak neleri vesile oluyorsun, bak, görüyor musun? Olay şöyle geliyor. Allah, bu nohut nereden geldi? Benim kulağa... Real göründü. Benim kulağa nereden girdi bu nohut? Bu nohut kulağa nereden girdi? Neyse, ben aldım böyle bir pamuğun içerisinde. Ben bunu büyütelim. Bu nohutu köyde ekeyim de nohut ağacı olsun kulağımdaki nohuttan. Kulağımdaki nohut. Bir roman ismi değil mi? Sizce. Neyse, burayı keselim, iyi olmadı bu. Neyse. Bunu başa koyarsın. Eve gittik. Şimdi bu arada Ege'lerin evi işte 3+1'in, 4+1'in ne? Bir tane de böyle kullanılmayan eşyaların, yük gibi, kullanılmayan eşyalar gibi böyle çuvallar, bilmem neler. Kiler. Var. Ben de orada yaşıyorum. Ben de kullanılmayan bir eşya olduğum için. Aralarda böyle. 18 yaşında ben de kullanılmayan bir eşyaydım o zamanlar. Şimdi kullanılan bir eşyayız. Neyse, burası normalden kestik. Sen kafama vurmaktan sıkıldığın için ne yapabilirim ben bu adamın ağzına nasıl sıçabilirim diye düşünüp. Aa, nohut çuvalı deyip nohut çuvalı, nohut alıyor. Benim kulağım şurasına koyup yavaş yavaş tık 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 ittiriyor. Ben de onunla bir hafta falan yaşıyorum. Ben de duş aldıkça ıslanıp filizleniyor gibi benim içine doğru. Adamlar geleceğe dönerek bana öldürme planı yapmış. Güdümlü füze yolluyorlar ya. Çok iyisin la. İleri görüş. Mevzu bu. İki tane şey daha vermedik sağ sağ. Kendi sayemde. Dayımızın yanında, tamam kapat. Dayımızın yanında biz ayak ayak üstüne adam geğiriyor. Dayımızın kötü örnek oluşsun. Geğirmeye geliyor. O da geğirebilir. Tamam. Bir dayı yeğen hikayelerinin daha sonuna geldik. Konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, böyle videoların devamı, aslında bu daha çok benim teknoloji ve eğlence kanalı. Bilerek orada teknoloji ve eğlence kısmını bilerek tutuyorum ki böyle videolar çekebileyim diye, anladın mı? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer böyle videoların devam etmesini istiyorsanız ve yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı hiç unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone. Oğlum biz çayla nasıl böyle bu kafaya geldik ya? Hiç unutmayın. Yoğurt. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabi çanağı açarsanız da daha lezzetli olur. Bir sonraki laktozsuz videosunda görüşmek dileğiyle. Herkes şimdi şöyle yapsın. Ve puf yapacağım, şöyle atacağız. Hadi. Bir sonraki laktozsuz videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz. Diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz. Bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaşkolsuz. Üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den geldi bu verdolsun. Biz buradayız ama sen yoksun. Üye ol izle, fazla dikizle. Burcu ikizler deyip tekizle. Bunalıma girebilir o tekinse. Kadıköy online sokak tekinse. Buluşma iptal hatun çikinse. Sıkıntılı acılar hep peşinde. Kötülük mötülük yok içinde. Kedi gibi biridir o içince. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum.